şu anda Alçılı köyünde yürüme mesafesiyle 2 saatlik yolda bir Miadin Kilisesi'nin içindeyiz. Yüzyıllar önce yapılmış bir kilise burası. Sular bu sene çok çekildi. Bundan dolayı kilise gün yüzüne çıktı. Dört duvarı da ayakta yüzyıllar boyunca. Suyun içinde kalmasına rağmen hala kendini korumakta, hayatta. Burası kendi doğal güzelliğiyle, çevresiyle bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunmasını istiyoruz ve buradaki ilçe kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımızı daha çok sahip çıktığı için, ilgilendiği için ona da teşekkür ediyoruz. Buraya daha önce hiç bu kadar içine girememiştik çünkü sular altındaydı. Sadece duvarların üstleri gözüküyordu. Yani buraya ben en önce 5 yaşında gelmiştim. Burada sadece duvarların üstten görünüşünü görebiliyorduk babamla. Şu anda içine, yani bu sene girmiş durumdayız. Sular çekildiği için, Kaban Barajı'nın suları çekildi. Burası da gün yüzüne çıktı. Buranın artık turizme ve tarihi bir yapı olarak kazandırılmasını istiyoruz köylüler olarak. Yani yürüme çok yokuş bir yol olduğu için bir saatte gidebilseniz bile iki saat, 2,5 saatte dönemezsiniz. Ama kilometre olarak 1,5 kilometrelik bir mesafe. Ama çok yokuş olduğu için yürüyerek çok zor gidilebilen bir yer. Vadi zaten oraya bağlı. O vadi Erzincan'a kadar devam eden Kaban Barajı'nın sonuna yakın zaten bu kilise. Kaban Barajı'nın sonuna yakın bir kısımda. Ve o vadinin içinden dolan su Kemaliye'ye kadar ulaşan bir kısım. Buradan zaten o kilisenin su ile beraber gittiğiniz zaman kayıkla falan gittiğinizde 10 dakikada 15 dakikada Kemaliye'ye gidebilecek durumdasınız. O kadar yakın bir mesafede. O bölgede sıcak su da var ancak Kaban Barajı'nın suları altında kaldı. Dedemin anlattığına göre yani 10 ailenin, 20 ailenin yaşadığı, hatta sarafın olduğu bir köymüş çok eski zamanlarda. Çok yıprandığı halde. Defineciler gitmişler orada uğraşmışlar. Yapı için taşlarını sökmüşler bilmem ne.